Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Gece görüşüyle karşınızdayız. Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması için yapılan Berlin zirvesi sona erdi. Zirvenin hemen ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel kameralar karşısına geçti ve kapsamlı bir plan üzerinde anlaşıldığını söyledi. Merkel'le birlikte Almanya Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Libya temsilcisi de kameralar karşısına geçti. Şimdi hemen ayrıntıları aktarıyoruz sizlere. Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan Libya konulu Berlin zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşmiş Milletler Libya temsilcisi Gassan Salami basın toplantısı düzenledi. İlk açıklamayı Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptı. Merkel, Libya'da askeri bir çözüm olmayacağı konusunda mutabık kalındığını bildirdi. Barış dolu bir çözüm üzerine konuştuk dedi. Zirve sonucuna göre tüm taraflar çatışmanın taraflarına askeri destek vermeme, Libya'nın iç işlerine karışmama ve silah ambargosuna uyma taahhüdü verdi. Buna göre kapsamlı bir plan konusunda anlaşmaya varıldı. 5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verildi. Komitenin adı ise Uluslararası İzleme Komitesi olacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da komitenin Şubat ayının başında Birleşmiş Milletler öncülüğünde çalışmaya başlayacağını bildirdi. Maas, 4 çalışma grubu oluşturuldu. Güvenlik, ekonomi, siyasi ve insani hususlar ele alınacak. İlk toplantı Berlin'de yapılacak. Sonra uluslararası ortaklar bu konferansa katılım sağlayacak dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de yaptığı açıklamada tarafların silah ambargosuna uymasını bekliyoruz. Libya'daki soruna hiçbir şekilde askeri çözüm bulunamaz. Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu. Silah ambargosuna saygı duyulması çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından sonuç bildirgesi de yayımlandı. Bildirgede Libya Temsilciler Meclisi'nin onayladığı tek, birleşik, kapsayıcı ve etkin bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz. Libya'da tüm taraflara özgür, kapsayıcı ve adaletli seçimlerle geçiş sürecini sonlandırmaları için çağrı yapıyoruz ifadeleri kullanıldı. Zirvede Meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serraç ve Halife Hafter bir araya gelmedi. Aynı odada bulunmadı. Angela Merkel her iki tarafında taahhütlere uyulmasını beklediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berlin'deki temaslarını tamamlayarak Türkiye saatiyle 21.15'te Türkiye'ye doğru hareket etti. Erdoğan'la Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Berlin'den ayrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise hala Berlin'de. Evet, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm odaklı Berlin zirvesi sona erdi. Angela Merkel kameralar karşısına geçti. Genel itibariyle net ve somut bir durum oluşturulduğunu söyleyemeyiz. Taahhütler verildi. Kapsamlı bir plan anlaşması üzerinde bir anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Ve komite oluşturulacak. Bu komitenin adı da Uluslararası İzleme Komitesi olacak. 4 ayrı grup oluşturulacak. Güvenlik, ekonomi, insani durum ve siyasi durum üzerine oluşturulan çalışma gruplarıyla ard arda toplantılar başlayacak. Şubat ayının başında çalışmalar yapılacak ve Birleşmiş Milletler himayesinde bu çalışmaların yapılacağının da altı çizildi. Geçici bir ateşkesin kalıcı bir ateşkese dönüştürülmesi için, bir barış ortamı oluşturulması için tüm taraflar elinden geldiğince bu sürece destek verme taahhüdünde bulundu ifadeleri kullanıldı. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye saatiyle 21.15'te Berlin'den ayrıldı dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapılacak açıklamaları bekleyeceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu heyetle birlikte ayrılmadı Berlin'den. Berlin'deki temaslarına devam edecek gibi gözüküyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını bekleyeceğiz ve tabii ki Berlin zirvesi
zirvesine katılan tüm taraflardan gelecek açıklamalarda oldukça kritik ve önemli. Halife Haftar ve Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serraç da bu zirvede yer aldı. Ayrı ayrı görüşmeler yapıldı. Aynı odada bir araya gelmediler. Aynı tartışma ortamının içinde bulunmadılar. Ancak Angela Merkel her iki tarafında Birleşmiş Milletler himayesinde oluşturulacak bu komiteye ve verilen taahhütlere uyulmasını beklendiğini ifade etti. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Libya'da ateşkes kalıcı olarak sağlanabilecek mi? Hep birlikte tabii süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Şimdi geçelim Türkiye'nin bir diğer önemli gündemine. Yüz binlerce metal işçisi Bursa'da büyük bir mitinge imza attı. İşçiler işvereni "bu meydanları size dar ederiz" sözleriyle uyardı. Türk Metal Sendikası Başkanı Pevul Kavlak, işçinin yol haritasının yarın işverenle yapılacak kritik görüşme sonrası belli olacağını söyledi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise işverene "bu kalabalık dikkate alınmazsa ikimizini Kocaeli'de toplarız" açıklamasını yaptı. Görmeyenler, durmayanlar, mesa sesleniyorum. Türk Metal burada, metal emekçileri burada. O bacalar kendiliğinden tutuyor. Sanıyorlar ki bir sihirli el dokunuyor ve metal sektörü ihracat rekorları kırıyor. Şampiyon oluyor. Kendinize gelin beyler, kendinize gelin. Fabrikalardaki eylemler meydanları taştı. On binler işverene en net mesajı Bursa'dan verdi. Bu gök kubbeyi başınıza vallahi de yıkarız, billahi de yıkarız. Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 döneminde alacağı zam için taraflar anlaşamadı. İşçiyi temsil eden Türk Metal Sendikası'nın %26.28'lik zam teklifine işveren son olarak %8'le karşılık vermişti. O şartları biz döndürdük. Kârlarınıza o kârları biz kattık. İhracat rekorlarını biz kırdırdık. Sizi biz şampiyon yaptık. Biz şampiyon yaptık. İyi iş ekmek yoksa barış da yok. Taraflar arasında anlaşmanın sağlanamaması üzerine işçiler fabrikalarda eylemlere başladı. 6 Ocak'ta 10 dakikayla başlayan iş durdurma eylemleri 13 Ocak'ta 20 dakikaya kadar çıktı. Yetmezse yarın vallahi de billahi de yüz binlerle geleceğiz, yüz binlerle. İşçinin fabrikalardaki eylemleri alanlara taştı. On binlerce metal işçisi 19 Ocak'ta Bursa'da Türk Metal Sendikası önderliğinde büyük bir miting yaptı. İşçiler Türkiye'nin dört bir yanından Bursa'ya akın etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran on binler işvereni meydanlardan uyardı. Türk Metal, Türk Metal, güçlü güçlü Türk Metal. Yurdun dört bir yanından 700 otobüs kaldırıldı. Mitingde işçiler alanı hınca hınç doldurdu. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kürsüye ilk olarak Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay çıktı. Atalay, işçinin taleplerini görmezden gelen işverene tepki gösterdi. Kısa bir zamanda bunun iki mislisini Kocaeli'nde toplarız, haberiniz olsun. Yaşasın sınıf dayanışması! Atalay'ın ardından Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak alana seslendi. İşverenin 20 Ocak'ta tekrar masaya çağırdığını hatırlatan Kavlak, masada müzakere vurgusu yaptı. Buradan MES yöneticilerine sesleniyorum. Bizim sabrımızı zorlamayın. Bizi sınamaya kalkmayın. Ey bizi görmezden duymazdan gelenler,
Bizi başkalarıyla karıştırmayın. Bizi hafife almayın. Size rahat huzur vermeyiz. Sendikanın aldığı grev kararına değinen Kavlak, eylemlerin artarak devam edeceği mesajını verdi. Kavlak, işverenin talepleri kabul etmemesi halinde daha büyük mitingler düzenleyeceklerini vurguladı. Bize yine sefalet ücreti önerdikleri sürece o masada oturmayacağız. Eylemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Gemileri yaktık, geri dönüş yok. Konuşmaların ardından miting sanatçı Haluk Levent'in konseriyle devam etti. Öte yandan Vatan Partisi metal işçilerini yalnız bırakmadı. Vatan Partisi'nin Bursa, Yalova, Balıkesir ve İzmir örgütleri mitinge katılım gösterdi. El ele, kol kola, omuz omuza. El ele, kol kola, omuz omuza. Özgürlüğün türküsünü demeye geldi. Dönelim Doğu Akdeniz'e. Yavuz Doğu Akdeniz'de 3. sondajına başlıyor. Dışişleri Bakanlığı sondaj gemisinin Kıbrıs Adası'nın güneyindeki G ruhsat sahasına intikal ettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Avrupa Birliği'ne de tepki gösterdi. Adanın güneyinde de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır dedi. Doğu Akdeniz'de aktif faaliyette olan Yavuz yeni sondaj için G ruhsat sahasına ulaştı. Türkiye 2 sismik araştırma ve 2 sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de görev başında. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı 2. sondaj gemisi olan Yavuz, Karpaz açıklarında yaptığı sondaj çalışmasının ardından yeni sahasına ulaştı. Açıklamayı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptı. Yavuz sondaj gemimiz geçtiğimiz cuma günü Doğu Akdeniz'de 3. sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere adanın güneyindeki G ruhsat sahasına intikal etmiştir. Sondaj faaliyetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2011'de Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsatlar çerçevesinde yapılıyor. Hami Aksoy açıklamasında Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine göz yuman Avrupa Birliği'ne de seslendi. Avrupa Birliği öncelikle birlik dayanışması kisvesiyle bu gerçeklikten uzak, ön yargılı, çifte standartlı politikalarını sona erdirmelidir. Kıbrıs Türklerinin adanın doğal kaynakları üzerindeki hakları garanti altına alınıncaya ve 13 Temmuz 2019 önerisi çerçevesinde bir işbirliği mekanizması kurulana değin, adanın güneyinde de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı Nisan 2020'de yapılacak seçimleri kazanacağına inandığını söyleyen Tatar, "Halkımızın bizden büyük beklentileri var, kazamız mübarek olsun." dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi, Nisan 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iddialı giriyor. Partinin Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar adaylığını ilan etti. Ulusal Birlik Partisi, Genel Başkan ve Başbakan Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını oy birliğiyle kabul etti. Gereken bir karar vardı ve bu kararda parti meclisimizin alması gerekmektedir. Evet, o zaman ben... Bu öneriden sonra bu kararı oylarınıza sunmak istiyorum. Parti meclisinin bu yöndeki kararı... Karar sonrası konuşan Tatar partisine teşekkür etti. Bu önemli karardan dolayı hepinize yürekten teşekkür etmek istiyorum. Elbette bu yarış, bu mücadele hepimizin mücadelesidir. O bakımdan şunu da altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak bu göreve, bu yarışa oy birliğine beni uygun görmeyiz. Beni çok mutlu etmiştir, onur etmiştir ama aynı zamanda da altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ben Ulusal Birlik Partisi'nin adayıyım ve Ulusal Birlik Partisi olana da tabii ki gurur duyuyorum. Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini belirleyeceğini söyledi. En büyük beklentimizdir. Partilerimizin beklentisidir, halkımızın beklentisidir. Çünkü biz bu yarışta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmet etmek için bu yarışta olacağız. Ve Ulusal Birlik Partisi'nin her zaman kendi ilkeleriyle ve vizyonuyla bildiğiniz gibi Kıbrıs görüşmeleri bağlamında da, ekonomi politikalarında da,
her türlü Kıbrıs Türk'ünün mücadelesinde de Ulusal Birlik Partisi'nin vizyonu, anlayışı ve haliyle bütün beklentileri bu şekilde yerine getirilmiş olacaktır diye düşünüyoruz, düşünüyorum. O bakımdan birlikte çalışacağız, birlikte bu mücadeleyi vereceğiz ve en iyi oyla inşallah bu seçimi alacağız diye düşünüyorum. Mutlaka kazanacağız diyorum. Tatar Ulusal Birlik Partisi'nin Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ten sonra 3. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. Ecevit için Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteahhit kip cenaze töreni düzenlendi. Ecevit'in naaşı törenin ardından devlet mezarlığında toprağa verildi. Kendisine haklarınızı helal eder misiniz? Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Bülent Ecevit ile Rahşan Ecevit bir sevgi timsaliydi. Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gata'da 17 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ecevit için Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze törenine DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Ankara Valisi Vasip Şahin de törendeydi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce gibi çok sayıda siyasetçinin yanı sıra vatandaşlar da Rahşan Ecevit'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Derin üzüntü içindeyiz. Rahşan Hanım siyaset dünyamızda Ecevit'le birlikte, eşiyle birlikte uzun bir mücadele süreci başlattılar. Ecevit'in son isteği 60 yıllık eşinin yanına defnedilmekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteğinin yerine getirilmesi için ricada bulunmuş, bu kapsamda yasa teklifi çıkarılmıştı. Törenin ardından Rahşan Ecevit'in naaşı devlet mezarlığına götürüldü. Merhum eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Demokratik Sol Parti kurucularından olan Rahşan Ecevit'in cenazesi için memleketinden toprak getirildi. Giresun Şebin Karahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Rahşan Hanım'ın çok sevdiği Şebin Karahisar'dan getirdiğimiz toprağı mezarına koyacağız demişti. Rahşan Ecevit, Şebin Karahisarlı bir ailede dünyaya gelmişti. 1946'da Bülent Ecevit'le evlendi. Ressam, yazar ve siyasetçi olan Ecevit, bir dönem DSP'nin genel başkanlığını da yapmıştı. Irak Meclisi'nin yabancı askerleri ülkeden çıkarma kararı İran kuzeyini de kapsayacak. Açıklamayı Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdülkerim Halefi yaptı. Halefi kararın egemen bir karar olduğunu vurguladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani ise Amerika'nın bölgeden çıkmasına itiraz ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak Meclisi'nin yabancı asker kararına dahil olacak. Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerika'nın suikastıyla öldürülmesinin ardından Irak Meclisi, yabancı askerleri ülkeden gönderme kararı almıştı. Irak Parlamentosu, Amerikan askerlerini ülkeden çıkarması için Bağdat hükümetine yetki verdi. Irak Meclisi'nin kararı ile ilgili kritik açıklama, Irak Başbakanı Abdülmehdi'nin askeri sözcüsü Tuğgeneral Halefi tarafından yapıldı. Halefi, kararın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni de kapsadığını söyledi. Kararın egemen bir karar olduğunu vurgulayan Halefi, İran kuzeyinde konuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını söyledi. İşgalci Amerikan askerlerinin bölgeden çıkarılması ile ilgili bir tarih ise henüz belirlenmedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ise Amerikan askerlerinin bölgeden çıkmasını istemiyor. Karar için bu ne şimdi ne gelecekte Irak için iyidir ifadelerini kullanan Barzani, karar alınırken Kürtlere ve Sünnilere danışılmadığını öne sürdü. Süleymani suikastinin ardından yapılan meclis oturumuna Sünni ve Kürt milletvekilleri katılmamıştı. Mısır polisinin Anadolu Ajansı ofisine düzenlediği baskında gözaltına alınan çalışanların tamamı serbest bırakıldı. 14 Ocak günü Mısır polisinin Anadolu Ajansı'na düzenlediği baskında gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
Serbest kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen Anadolu Ajansı çalışanı Hilmi Balcı dışında 3 kişi hala gözaltındaydı. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, gözaltında bulunan diğer 3 kişinin de serbest bırakıldığını açıkladı. Kefaretleri ödendikten sonra 3 Mısır uyruklu çalışanın serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı Kahire ofisinin hala polis kontrolünde tutulduğunu ifade etti. Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti 139. gününde daha kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Aileler çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor. İzlemişim, kokunu izlemişim, sesini izlemişim. Ne olur dön bize artık. Diyarbakır aileleri ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla mücadeleyi sürdürüyor. Ailelerin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 139. gününü geride bıraktı. Aileler soğuk havaya aldırmadan bekleyişlerini sürdürüyor. Eyleme katılan aileler evlatlarını almadan HDP binası önünden ayrılmamakta kararlı. 5 yıldır kızı Songül'den haber alamayan Fatma Akkuş, HDP'nin suçlarını hatırlatıyor. Songül kızım neredeysen bir sesini duyur. Allah rızası için bir sesini duyur. HDP seni gönderdi. Ben biliyorum onlar seni gönderdi. Lütfen geri dön, devlete teslim ol. Evladına kavuşmak için mücadele eden annelerden biri de Nazlı Sancar. Sancar 8 yıl önce 15 yaşında daha kaçırılan kızı Şerima için nöbet tutuyor. Senin için canımı feda ederim kızım. Soğuk da olsa, kar da karsa, taş da taşsa senin için canımı feda ederim Şeyma. Artık dayanacak gücümüz kalmadı Şeyma. Oturma eylemine katılanlar arasında Emin Arslan da var. 5 yıl önce daha kaçırılan oğlu Mahmut için nöbet tutan acılı baba HDP'ye sert tepki gösterdi. Siz kim oluyorsunuz ki 14 yaşındaki, 15 yaşındaki çocukları silah altına alıyorsunuz? Vicdansızlar. Oğlumu bırakın. Oğlum her neredesin, sesimi duyuyorsan korkmadan, çekinmeden devletine teslim ol. Hiçbir ceza almazsın. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin girişimiyle Diyarbakır'da ittifak çalıştayı düzenlendi. 8 ayrılıkçı Kürt Partisi'nin katıldığı çalıştayda salona Sözde Kürdistan flaması asıldı. Toplantı basına kapalı yapıldı. PKK'nın girişimiyle kurulan, Avrupa Birliği tarafından fonlanan Demokratik Toplu Kongresi'nin çağrısıyla Diyarbakır'da çalıştay düzenlendi. Ulusal Birlik Çalıştayı adı altında yapılan toplantı 2 gün sürdü. Diyarbakır Sur'daki bir otelde çalıştay basına kapalı yapıldı. Çalıştayın yapıldığı salon Sözde Kürdistan flamalarıyla donatıldı. Çalıştaya Demokratik Bölgeler Partisi, Özgür Kadın Hareketi, Devrimci Demokrat Kürt Derneği, HDP, İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürt Demokratlar Platformu Kuzey, Kürdistan Demokrat Partisi Türkiye ve Azadi Partisi temsilcileri katıldı. Çalıştayda partiler ve derneklerin yer aldığı Kürdistani ittifak çalışması için karar alınacağı belirtiliyor. FETÖ'cülerin düzenlediği suikastle yaşamını yitiren Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Dink için anma töreni düzenlendi. Yaşamı boyunca Türkiye'nin birliği için mücadele eden Hrant Dink'in 13 yıl önce suikaste uğradığı kaldırıma karanfiller bırakıldı. FETÖ'cüler tarafından öldürülen Hrant Dink 13 yıl sonra katledildiği Agos gazetesi önünde anıldı. Törene Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Hrant Dink'in öldürüldüğü saat 15.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında her yıl olduğu gibi Hrant Dink'in kendi sesinden konuşması dinletildi. Ya da biz burada namazımızı kılıp güveceğiz. Gazeteci Hrant Dink, Ermeni soykırımı yalanına karşı Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savundu. ...1915 olaylarının sadece Türk ve Ermenistan arasında çözülmesi gerektiğini savunan Hrant Dink, FETÖ tarafından hedef alındı. Kendi işlerini, kendi hesaplarını yaptılar, çekilip gittiler ve burada kardeşi kardeşle kan içerisinde.
ve bugün Kürtlerin yaşadığı aynı şey. Ancak onun mücadelesi yine hatırlanmadı. Anma konuşması yapan Şebnem Korur Fincancı sözde soykırım yalanını savundu. Biz yüzleşmedikçe, onarmadıkça yaralarımızı her yeni güne yeni ötekilerle yaralarımız büyür, yenileri açılır oldu. Sözümüz var Hrant'a, yaralarımızı bilip de onarmak boynumuzun borcu. Bir Tayyareci Becihi Hürkuş adlı tiyatro oyunu Ankara Farabi sahnesinde seyirciyle buluştu. Oyunda ilk Türk uçağı K6'yı üreten Becihi Hürkuş'un vatanseverlik ve kahramanlık hikayesi anlatılıyor. Mansur Erkin yazdığı tek perdelik oyunda Hürkuş'u Murat Demirtaş canlandırıyor. 1916 yılının Mayıs ayı. Bu kez eğitim uçuşları başladı. İlk Türk uçağını yaptı. Vatanseverliğini anlatan oyun Ankara'da sahnelendi. Neyine gerek senin kanın? Bazı olarak düşersin. Becihi Hürkuş ilk Türk pilotlardandı. Kurtuluş Savaşı'nda görev aldı. İlk Türk uçağı K6'yı üreterek vatanseverliğini kanıtladı. Ancak bu başarısına rağmen cezalandırıldı. İzinsiz uçtuğu için 15 gün hapis yattı. Yine de vazgeçmedi. Hatta kalkınmacı ruhuyla fabrikasını kurup seri üretime geçmeye çalıştı. Defalarca esir alındı. Ya da kondukları yerde kala kaldılar. Becihi Hürkuş tutkulu bir havacılık sevdasının öyküsü. Bu öykü tiyatro sahnesine çıktı. Daha önce de Bursa'da müzikal olarak sahnelenmişti. Tiyatro sahnedenin hazırladığı oyunun adresi bu kez Ankara Farabi sahnesi oldu. Gün geldi, günler geçti. Bir Tayyareci Becihi Hürkuş isimli oyunda Hürkuş'u Murat Demirtaş canlandırıyor. Mansur Erkin yazdığı oyunu Orhan Karataş yönetiyor. Erk oyunda geleneksel meddah türünü kullanmış. Oyun tek kişilik ve tek perde olarak seyirciyle buluşuyor. Bunun yanı sıra oyunda şiirsel bir tarz benimsenmiş. Hikaye uyaklarla hayat buluyor. Komutanım Şükrü Bey'le birlikte atandınız. Demirtaş bir tabure ve bir merdivenle sahne alıyor. Oyuna görsellik katan diğer öğe ise arkadan geçen eski fotoğraflar ve resimler oluyor. Yapmamalarından yakınan ordu komutanımız. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Kültür Sanat Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz de Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş'in beraberindeki heyet tiyatro oyununu izledi. Becihi Hürkuş'un kahramanlığını gözler önüne seren oyun Mart ayında Isparta'da turneye çıkacak. Avustralya'da aylardır süren yangının ardından yağan yağmur ülkeye nefes aldırdı. Bazı noktalardaki yangın da kontrol altına alındı. Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden yangınların yağmur sayesinde bir kısmı kontrol altına alınabildi. İtfaiyecilerin imdadına yetişen yağmur birçok noktada etkisini gösterdi. Queensland eyaletindeki yağışların 100 yılda bir görüldüğü belirtiliyor. Bazı noktalardaki aşırı yağış zor anlara neden oldu. Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangında 10 milyon hektar alan kül oldu. 2000'i aşkın ev yandı ve yarım milyar civarında hayvan da telef oldu. Bazı bölgelerinde felaket durumu ilan edilen ülkede Eylül ayından beri devam eden yangınlarda en az 27 kişi hayatını kaybetti. Doğu Anadolu bölgesinde hakim olan yoğun kar yağışı sebebiyle birçok yol kapandı. Yerleşim yerlerine ulaşım güçleşti. Doğu Anadolu bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklık nedeniyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Yetkililer bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don uyarısı yapıyor. Hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kars'ta hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düştü. Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kayak merkezleri de doldu, taştı. Vatandaşlar tatili fırsat bilip kış mevsiminin tadını çıkardı. Uludağ, Abant ve Ovacık kayak merkezlerine akın etti.
Yoğun kar yağışı kayak merkezlerine gidenlerin yüzünü güldürdü. Her kış olduğu gibi tatilcilerin gözdesi bu sene de Uludağ oldu. Uludağ'da 170 eğitmen günde yaklaşık 1000 kişiye kayak yapmayı öğretiyor. Tatilciler 2 saat süren eğitimin ardından kayak yapma keyfini yaşıyor. Kendi ülkemizde kendi insanımızı ağırlamak, burada kış turizmine hizmet vermek bizim için onurdur. Biz burada önemli olan son dönemde, son yıllarda artık yurt dışına gitmekte ülkemizin insanları. Ama biz son birkaç yıldır bunu artık kendi ülkemizde tutmanın yolunu, arayışını kovalıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Fiyatlarda indirgemeler yapıyoruz. Daha hızlı bir eğitim yapıyoruz. Kış turizmi açısından cazibe merkezi haline gelen bir diğer nokta da Tunceli'nin Ovacık ilçesi. Bölgenin büyük oranda terörden temizlenmesiyle Ovacık daha çok ilgi görmeye başladı. Ovacık Kayak Merkezi'nde hafta sonu büyük yoğunluk yaşandı. Yarı yıl tatilinin bir diğer uğrak yeri de Abant oldu. Ziyaretçiler kar kalınlığının yer yer 50 santimetre olduğu Abant'taki gölün çevresinde yürüyüş yaptı. Tatilciler yanlarında götürdükleri kızaklarla eğleniyor. Bazı tatilciler de beyaz örtünün oluşturduğu eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Düzce'de Hamsi Festivali gerçekleştirildi. 2,5 ton balığın dağıtıldığı festivale büyük ilgi gösterildi. Karadeniz'in yöresel yemekleri Hamsi Festivali'nde tanıtıldı. Düzce'de Hamsiler Tavaya, Kanlar Türk Kızılayına sloganıyla 1. Hamsi Festivali düzenlendi. Arkadaşlar bakın çok düzenli, tertipli yapılmış bir etkinlik var. Her şey pırıl pırıl tertemiz. Trabzon ekmeğinden Laz böreğine, pekmezden hamsili pilava kadar pek çok lezzet görücüye çıktı. Bugünkü organizasyon çok önemli. Hepimiz bugün Trabzonluyuz gördüğünüz gibi. Festivalle bağdaşsın diye Hamsiler Tavaya, Kanlar Kızılay'a diye de bir bağışımız var. Festivalde pişirilen 2,5 ton hamsi alanda bulunan 4000 kişiye ikram edildi. Vatandaşlar balık yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Festivale katılanlar yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı standları da ziyaret etti. Karadeniz müzikleri eşliğinde horon tepinmesi renkli görüntülere sahne oldu. Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcını simgeleyen Mutlu Bahar Bayramı, Ankara'da düzenlenen Büyülü İpek Yolu görkemli Longyuan Gala Gecesi ile kutlandı. Gecede İpek Yolu üzerinde bulunan kültürel değerler geleneksel ve modern danslarla harmanlanarak sunuldu. Çin'in Mutlu Bahar Bayramı kutlandı. İpek Yolu'ndaki kültürlere ait danslar ve müzikler sahnelendi. Geleneksel Çin takvimine göre Mutlu Bahar Bayramı yeni yılın başlangıcını simgeliyor. 2020 yılı ise fare yılı olarak geçiyor. Türkiye'deki Çinliler yeni yılı Mutlu Bahar Bayramı kutlamalarıyla karşıladı. Kutlamaların adresi Leyla Gencer sahnesiydi. Gösteri Çin'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Türkiye-Çin Dostluk Vakfı tarafından düzenlendi. Büyülü İpek Yolu görkemli Longyuan isimli gösteri Ankara'da yapıldı. Gösteri İpek Yolu'ndaki geleneksel ve modern dansların harmanlanmasından oluşuyor. Halk ezgileri, klasik Dunhuang dansları ve akrobasi gösterileri, tutkulu, coşkulu ve zarif müzikler. Çin Gansu topluluğunun sahne aldığı gecede 12 gösteri seyirciyle buluştu. İlk dansta Çin halkının yeni yıldan beklentileri ve daha iyi bir yaşam arzusu ifade edildi.
Gösteride ayrıca farklı etnik gruplara özgü kültürel miras ürünleri gözler önüne serildi. Öküz boynuzu korno aşkı isimli dansla Yuguların yaşam tarzı sahnelendi. Uçuşan Bulutlar, Çağlayan Sular isimli gösteride Çin dövüş sanatı ve Çin klasik dansı harmanlandı. Danstaki kırmızı yelpazeler ejderhayı temsil etti. Çin halk ezgilerini oluşturan geleneksel müzik aletlerinin çalındığı performanslar da gecede yerini aldı. Yeni At Yarışı isimli soloda Çin'in geleneksel enstrümanı Erhu'yla müzik ziyafeti sunuldu. Gösteride sadece Çin'in eski kültürel mirasları değil, modern Çin kültürü de sahnelendi. Neşe saçan aşçı isimli akrobasi gösterisi izleyenlerin beğenisini aldı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li eşiyle birlikte gala gecesini izleyenler arasındaydı. Lezzetinin sırrı özel kaplarda ve manda sütünden yapılmasından geliyor. 250 gramının 2 günde oluşmasıyla sabır isteyen bir ürün olarak da dikkati çekiyor. Dünyaca ünlü Afyon kaymağı bakın hangi bilimsel yöntemlerle yapılıyor. Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü kaymağı bilimsel metotlar kullanılarak üretiliyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi çiftliğinde yetiştiriliyor. Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Zeki Gürler, kaymağı mandadan aldıkları sütten yaptıklarını belirtti. Burada kendi çiftliğimizden gelen manda ve inek sütlerini değerlendirmekteyiz. Özellikle öğrencilerimizin pratik uygulamalarında kullanılmak üzere çeşitli süt ürünleri üretmekteyiz. Hem sütümüzü değerlendiriyoruz hem de öğrencilerimizin pratik uygulamalarında yapmalarına imkan sağlıyoruz. Afyon kaymağı meşakkatli bir sürecin ardından hazırlanıyor. Afyon'a giden turistler yoğun ilgi gösteriyor. Kaymak üretimi onay kapsamında olup ilimizde kaymak üretimiyle onay verilmiş 17 işletmemiz mevcuttur. Bunlardan 9 tanesi sadece kaymak üretimi yapmaktadır ve genelde köy ve kasabalarımızda bulunan işletmelerimizdir. Bunun yanında sadece kaymak üreten ve ürettiği kaymağı da kendi tesislerindeki hayvanlarından elde ettiği sütle yapan işletmelerimiz de mevcuttur. İl genelinde yılda yaklaşık 300 ton kaymak üretiliyor. İlimizde 2018 rakamlarına göre toplamda 293 ton kaymak üretimi yapılmış ve bunun yanında 9.2 ton da afyon kaymağı üretimi yapılmıştır. Zaten kaymak şu anda sadece enerji vermesinin yanında çeşni olarak kullanılması veya şekerlemelerde lokumda da kullanılması gibi kullanım yerleri mevcuttur. Kaymak ayrıca iyi bir enerji kaynağı olmasının yanında içindeki esansiyel yağ asitlerinden dolayı veya çözünebilen vitaminler açısından da besleme değeri oldukça yüksek bir besin maddesi olarak kullanılmaktadır. Gece görüşü burada sona eriyor. Herkese iyi geceler diliyoruz.